Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bizim Kalkan'daki villa tatilimiz bitti. Birkaç gün çekmedik. Tatilin tadını çıkardık. Şimdi dönüş yolundayız. Afyon'a gidiyoruz. Tabii ki Afyon'da nereye gidiyoruz anne? Benim sıcak sulara. Evet. Şimdi gitmeden şöyle bir kahvaltı yapalım. Şey söyleyeyim, havanın 45-47 derece. Odaya, villaya giriyorsun içeriye. Oluyor sana buzhane. Klima var ya. Evet evet. Oradan çık, balkona, terasa git. Sıcaktır, soğuktur. Her yerim tutuldu. Gideyim de yumuşayım, çözüleyim. Ama çok eğlenceli geçti. Çok güzel, çok geçti. Güzel geçti. Böyle mis gibi bir kahvaltı geldi arkadaşlar. Buraya da böyle tesadüfen denk geldik. Erken çıktığımız için her yer açık değil. Ama bayıldık. Şu manzaraya bakar mısınız? Deniz manzaralı. Şöyle gözleme söyledik. Annemler şöyle serpme neymiş? Söyledi. Yasmin Bazar Kafeymiş. Kalkan. Evet. Bakalım tadı da güzelse önerimiz olur inşallah. Şimdi hatta çikolatalı gözleme de söyledik. Mira sen de buradasın aşkım. Mira burada bir tanem. Ne oldu? Çekirdek mi var? Yiyebilirsin, sıkıntı değil. Eminim de. Burada bu arada Eymen burayla alakalı küçük bir kazamız oldu. Dikişli bir kaza. Ondan da birazdan sonradan bahsedelim. Evet, yolculuğumuzun bitişine son 2 saat kaldı. He, güzel geçiyor. Evet, güzel geçiyor. Anne gene yapsana. Çocuklara ben meyve sularıyla şarkılarını söylettiriyorum onlara. Fazla salladığımı artık mide bulantısı geçiriyorum. Marakeş'i salla, sağ sola salla. Dan 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 dan. Kızım, kızım. Evet arkadaşlar, vallahi yolculukta çok fazla çekmedim. Yani ne çekelim? Dümdüz gidiyoruz. Şarkı söylüyorduk çocuklarla. Onu diyorum ondan sonra. Bu arada birkaç video öncesinde Mihran aşırı huysuz olduğunu söylemiştim. Çok şükür geçmeye başladı. Ay çok şükür ya, vallahi yoksa. Maşallah, sübhanallah. Oduna vur, tahtaya tahtaya vur. Ha, keyfi 10 numara 5 yıldız. Marakeş'i salla. Değil mi bakın? Sağa sola salla. Getir o elmayı ellerini bat diye batırıp yiyeceğim. Gel. Bat diye batırdım, gel yiyeyim. Babbi de ketçapmış. Evet, seni şey. Mihra Babbi diyor ona. Senin babbilere batırıp yiyeceğim. Bakın seni. Burada kim var? Burada. Yarı gazi oğlum benim. Küçük gazim. Ya, oyuncak oynandı mı? Aha, her şey oynanıyor. Görüyor musun baba suyun sesini? Marakeş'i salla. Sağa sola salla. Eymen bu arada uykudan uyandı yavrum. İyi misin annem? Eymen? Limonatanı söyledin mi? Ne? Limonatanı söyledin mi? Var mı? Söylemedin mi babaya? Dur, ne söyleyeyim? Dur şimdi gitme. Gelsin bir bakalım, tamam mı? Dikkat dinliyorum. Ama olmaz, ben sana kıyamam. Ben çok korkarım. Kim tekrar? Anlat hadi. O. Kim? O. Kim o? Teyze. O. O kim? Bebi. Adı ne? Meyra. Meyra, evet. Öndeki bu. Kim? Anne. Anneanne. Anneanne, evet. O kim? Baba. Evet, ben kimim? Ben? İşte bu ya. İşte benim adım ne? Ben. He? Abi nerede? Abi burada. Adı ne onun? Abi. Başka ne diyoruz? Emre. Ura abi diyordun ya. Ne diyordun? Abi. Abi burada buraya. Evet. Senin adın ne? Evet, senin adın ne? Dede Buya. Mihra Aksa. Abi. 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 Anne Buya. Evet. Evet arkadaşlar, yola çıkmış olduk. Şimdi 2 saat yolumuz var. Ne oldu? Anne.
bitti annen. Çocuklara dur. Efendim? Abi. Abi. Evet. Bibi. Evet. Baba. Evet. Anne. Evet. Bibi. Evet. Abi. Evet. Abi. Biz nereye geldik? Mihruş. Nereye geldik? Baba senin gülü gel. Evet gençler, dairelerimize geldik. Annemler de hemen yan dairedeler. Şimdi eşyalarımızı güzelce yerleştireceğiz. Sonra yemeğe gideceğiz. Evet. Çok mutlu. Evet babacığım. Beni çok seviyorlar. Aynen hemen öyle. Artık oyun alanı oyun alanı. Şimdi ben evet. Birazcık yerleştiriyorum. Sonra artık yemeğe geçeceğiz. Aynen gençler, biz yine 2+1 daireye geldik zaten biliyorsunuz. Annemlere de dedik ki yan yana olsun diye aynı tip daireden tutalım. Yoksa onlara şey de yeter, stüdyo daire de yeterdi. Ama dedik ki yakın olalım. Çat kapı gidelim birbirimize, değil mi kızım? Bu da annemin bize sürprizi. Evet. Biz her geldiğimizde zaten annem hani burayı çok seviyordu. Yani bir evet. Kere gelmiştik ailecek, işte babam, annem vesaire. Bayıldılar ve o zamandan beri hani aynen. Her zaman söz ederler. Biz orası çok güzeldi, orası çok güzeldi diye. Şimdi Burak villayı ayarladı. Evet. Anneme bir sürpriz yaptı. Annem de dedik o zaman dönüşte de Afyon'da benden dedi. Aynen. Allah razı olsun. Anam sağ olsun be. Evet. Bakın gençler, biliyorsunuz şöyle kısaca çocuk odamız. Burada Eymen'le Mihra'yı yatırıyoruz. Burada da Meyra'mız bizim yanımızda yatıyor. Efendim oğlum. Tabii ki babacığım. Ay pardon babacığım, elim çarptı. Evet. Evet babacığım. Çok güzel değil mi? Hadi bakalım gel. Gel bakalım, burada ala franga, ala turka ve havuzumuz. Bunu şimdi yeni mi eklemişler Beyzuş? Böyle, böyle bir şey yoktu normalde. Aa baksana, havuzlara da kenarları korumalık yapmışlar. Şöyle korumalık yapmış. Hatta tuvalete de yapmışlar. Ama şey tuvalette de aynen. Acaba değil mi? Hani bence engelli bireyler için de olabilir. Hadi bakalım güzellerim. Senin tokalarını. Evet evet, çok güzel olmuş ya. Hadi gelin bakalım. Evet babacığım. Açalım mı? Burada da ayak duşumuz var böyle. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet, ellemiyoruz. O temizliyorlar ya babacığım. Onun için koyuyorlar. Hadi gelin bakalım. Benim Meyra'cığım nerede? Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeği yemeye geldik. Aslında akşam yemeği dahil yapmadık bu sefer. Dedik hani dışarıda da farklı yerler deneyelim. Ama şu an yolculuk yorgunluğuyla, bir de buranın yemekleri de biliyorsunuz ki güzel oluyor. Dedik bir yere çıkmayalım, burada yemek yiyelim. Yine meşhur gavurdağ salatası, paçanga böreği, sucuk tabağı o. Çocuklara da bolognese söyledik. Efendim anne. Ben sucuk yesin o zaman. Sucuk yer misin? İyi, buranın sucuğu çok güzel. Söyleyelim bu arada Eymen'e ne oldu onu da daireye geçince size detaylı bir şekilde bir anlatalım arkadaşlar. Çünkü bir türlü nasip olmadı. Bu arada 2 gün falan oldu. Bugün 3. gün. Öyle bakalım. Evet. Gel bakayım yanıma gel. Meyra. Kalkülleri de uzadı bunun. Mihra. Paçangamız geldi arkadaşlar. Ben bunun tadına burada bayılıyorum. Anne sen nasıl buldun? Güzel. Değil mi? Çıtır çıtır. Çok güzel. Şimdi ilk önce bu geldi. Birazdan salatalar da gelir, yemekler de. Onları da sizin için çekelim. Evet arkadaşlar, benim ben sucuk tabağı söyledim. Şöyle Burak Et şiş söyledi. Annem aforya kebabı söyledi. Böyle salata da söyledi. Habibi, patates mi? Aynen, çıtır patates. Şöyle Eymen Buran makarna bolognese yiyor. Kızlar da aynı şekilde. Hadi bakalım. Az önce bir anne diye bağırışı vardı. Allah'ım yiyeceğim. Annem. Nerede bu kız? Benim kızım. Mutluluğa bakar mısınız ya? Dedik yemekten sonra bir dondurma yediler. Evet annem. Hadi. Hadi geç oradan. Sen yapabilirsin. Ama aşağı mı ince? Gel buradan. Kay bakayım. Kay da göreyim.
Ondan sonra dedik biraz oyun alanında da oynasınlar. Sonra ben bunlara bir banyo yaptıracağım. Öyle yatacaklar. Bunu kutluyorum. Nasıl? Böyle yapacaksın. Ne oldu? Böyle. Tut anneden korkma. Hopa, hopa, hopa. Gençler, bugün Aforia Termal'de son günümüz. Valla buradan her ayrılırken her son günde bir burukluk yaşıyoruz. Çok sevdiğimiz bir yer çünkü. Evet, şimdi ben ne yapıyorum? Çocukları yatırdık öğlen uykusuna. Onlar odadalar. Sultanım'la ben kafeye geldik. Şimdi Enes hocamız yolda eşiyle birlikte. Onlar da Sandıklı'daymış. Dediler müsaitseniz gelelim görüşelim. Valla dedim hocam çok güzel olur. Onlar Isparta'da oturuyor. Dönüşte hani belki oraya uğrarız diye düşünmüştüm ama sonra 3 çocuk, annemler falan dedik ki hiç rahatsızlık vermeyelim. Ondan sonra Enes hocam da tam Sandıklı'daymış. Tatil yapıyorlarmış. Dedi gelelim. Dedim hocam gelin oturalım muhabbet sohbet edelim. Enes hocayı biliyorsunuzdur Instagram'dan da. Hem de biz 2 kere aracımızı sattık ona. Hatırlarsınız. Bir kahverengi Kia Sportage'imiz vardı. Onu satıp grisini almıştık. Sonra o grisini satmıştık Enes hocamıza. Şimdi o griyle geliyor. Onun için de heyecanlıyım. Eski aracımızı göreceğim. Hadi bakalım. Birazdan buradalar. Bekliyorum. Sonra görüşürüz. Evet. Geliyorlar. Geliyor eski aracımız. Buradan böyle. Gelin hocam gelin. İçeri. Hocam. Hey gidi hey. Plaka bile aynı. 35HD7102. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm. Şimdi arkadaşlar Burak hocamla çok eskiden tanışıyoruz. Bayağı senelerdir. Kendisinin sayfası var. Beyza Burak Şahin diye. Mutlaka takip edin. Belki de takip ediyorsunuzdur. Benden daha önce zaten. Evet, hepinize çok selamlar. Çok evet. Teşekkür ederiz. Eşimi de tanıyorsunuzdur evet. Çoğunuz. Belki Beyza Hanım. Hanım. Evet. Gerçekten çok mükemmel dört dörtlük bir aile. Yani hep insanlara örnek olmaya çalışıyorlar. Benim en takdir ettiğim şey mesela hiç bir alışverişimiz olmadan önce de şu anki kullandığımız arabayı kendisine aldık. Aynen. Üç araba sattık size. Aynen tabii. Üç kere. Bir keresinde bir Kia aldık. Otomatik değildi. O manueldi. Sonra otomatik sonra verdik. Onu alırken Burak hocam otomatik alırken içinden geçirdim. Ya hocam keşke bunu alsaydım diye. Ve söyleyemedim yani. Aynen öyle. Birkaç ay sonra hocam satıyorum dedi. Onu sattık şey yaptık. Sonra bir tane aldık onu başka Umre'ye giderken sattık. Tertemiz araçlar. Şu an kullandığım telefonu biraz sizden. Aynen. Çünkü Burak hocam ne satsa çok temiz kullanıyor. Temiz kullanıyor. Ben gözüm kapalı. Bir de dürüst bir insan. Allah razı olsun. Hiç öyle insanına hani dost kazı bana asla yapmaz yani. Sağ olsun. Yani özetle şunu söylemek istiyorum sizi çok sıkmadan. Gerçekten çok mükemmel bir aile. Ben zaten uzaktan tanıyordum. Meral ve herkes öyle referans olmam biliyorsunuz. İlk defa bir YouTube sayfasına yönelteceğim. Hani ders çalıştıktan sonra belki haberleri yok ama onu aldı bunlar da. Ankara'dalar. İnşallah evlerinde ziyarete gideceğiz. İnşallah. Bekliyorum hocam. En kısa zamanda yenge hanımla birlikte. Beraber video çekeriz. Çekeriz hocam. Ne demek her zaman. Evet. Arada. Bizim Said abi de çocuklarıyla bizim Afgan çalışıyor. Bak meşgul adam. Neyse arkadaşlar şaka bir yana ben de tıraş oldum dediğim gibi. Notlar çıkartayım. Hayırlı tıraşlar Allah hocam. Allah razı olsun hocam kafam rahatladı valla. Oh. Neyse. Valla benim de kestirmem lazım da bakalım Ankara'ya gidince inşallah. İnşallah hocam. Çok peki, sevindik hocam. Kendinize iyi bak arkadaşlar. İyi, iyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. İnşallah Ankara'da da görüşürüz. İnşallah. Isparta'da da görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar artık böyle sonunda oturup böyle sizinle konuşabildik. Biz şu an Afyon'dayız. Zaten biliyorsunuz. Burada bu arada yani birkaç gün geçti. Bugün son günümüz. Artık yarın dönüş yolu. Tatilde evet. Çok fazla çekmedik. Hani tatil vloglarını çok sevmeyenler oluyor. Ama artık Ankara'ya döneceğiz ve yaklaşık 2 hafta annemler Ankara'da bizimle olacak. Orada bol bol video çekmeye çalışacağım inşallah. Böyle sevdiğiniz tarzda videolar çekmeye çalışacağım.
Evet, bir minik kazamız oldu. Anlatamadık bir türlü de onu. Evet, yani şu an kaç, 5 gün falan olmuştur. 5-6 gün olmuştur. Aynen, yani hani olmuştur. Nasıl olduğunu çok soran oldu. Ben Instagram'da paylaşmıştım. Şöyle oldu, biz Kaş'a gitmiştik, Kaş'ta gezmeye. Sonrasında bir yerde böyle bir tatlıcı gördük. Ben de şimdi yokuş gidiyordum. Sokak bölümünde, yani arabaların geçtiği yerde kenarda bekliyordum. İki bebek arabası bendeydi işte. İkiz bebek arabası işte Mihail'le Meyra bendeydi. Biz de tatlara bakıyorduk. Annem ben, Enis'e tatlara bakıyorduk. Eymen de hemen arkamızdaydı. Ve orada bayağı yani hani inanın duvar gibi yüksekti. Hani bir tane merdiven ama aşırı yüksek. Yani. Merdiven değil aslında, o yükseklik. Kot farkı 90 santimlik bir şey vardı böyle. Ve bir baktık. Yani bir anda bir şey oldu zaten. Buran arkasındaydı değil mi Eymen? Burası hemen arkamdaydı. Ve düştü. Ben şöyle kafamı çevirdim. Çevir çevirmez pat Mihra şey Eymen oradan saksı vardı. Herhalde ona tutunayım derken saksıyla beraber düştü. Tam o yüksekliğin olduğu uç noktaya da burayı böyle çarptı pat diye. Sonrasında ben böyle kala kaldım. İki yani. Bebek arabasını yokuşta tutuyorum. Sonra Burak zaten hemen kucağına aldı. Bir ağladı sonra sustu. Dedim tamam bir şey yok. Çok hafif de kanıyor şu omzuma geldi kan. Dedim herhalde tamam bir şey yok dedim. Hani hafif bir kanama var dedim. Ben taş kesildim böyle göreceksiniz. Bebek sonra... arabalarını da bırakamıyorum. Hani yokuştayım aynen. Bir de araba yolundayım. Sonra annem geldi. Dedi ki bir bakalım çenesine. Bir kaldırdık şöyle çeneyi. Hafif şöyle tuttuk. Şöyle eti biraz bir çektik. Yarık. Yani evet. Dikişsiz hiçbir ihtimali yok. Annem zaten direkt dedi bu dikişlik dedi. Zaten bana döndü. Ben sandım ki diyorum evet. Ki Eymen iyi mi? İyi deniliyor falan. Allah razı olsun orada hani çalışan tatlıcıdaki bayan da hemen Eymen buraya buz falan getirdi. Evet, tatlı getirdi. Sonra bir anda annem bana döndü. Dikiş atılması lazım. Benim elim ayağım boşaldı. Sonra evet. Başladım ağlamaya. Burak zaten bir anlık sen bir anlık blackout oldun. Ben bir anmış oldum. Sonra aynen. Dedim ki Burak soğuk kalma oluyorsun. Hemen çocuğu hastaneye götürmen lazım. Hemen bir şey yaptım öyle kendimi toparladım. Aldım kucağıma taksiye. Ben bir de göremiyorum. Annem evet. Zıbını yırtıyor, şuralarını bağlıyor şuraya falan. Şuraya bağladık yani böyle mikrop kapmasın, kan akmasın gibi. Aynen böyle. Öyle. Sonrasında çok hızlı oldu. Evet. Yani bir saat içinde hem hastaneye gittiler, acile gittiler. 5 dikiş atıldı. 5 dikiş atıldı. Döndük. Yani şöyle yüzüne baktığınızda gözükecek bir şey değil. Tam altta. Evet, tam şurada. Yani hani şey de soran oldu, yüzünde iz mi kalacak? Yani kalsa şu alt çenede... Yani dikişin izi kalır ama şurada. Aynen yani hani yüzüne baktığınızda çok şükür yüzünde bir şey... İleride sakalı çıktığında görünmez yani. Aynen. Ama dediğim gibi hani normal çocuğa baktığınızda gözükecek bir şey değil. Evet. Ben yani zaten orada yani kafayı yemek üzereydim. Yani Burak zaten hemen alıp gitti. Evet. Şey yapıyorum, hani fotoğraf istiyorum. O çocuğun durumu şu an ne durumda? Ben göremedim. Çocukları zaten hani o an hani diyorum enişte de diyor, ada diyor keşke ben o an gelip çocuklara hani şey yapsaydım. Sen evet. Git şey yapabilseydin. Ya o an anlamıyorsun ki aşkım. Bir anda ne olduğunu bile anlamıyorsun. Ne oldu ne bitti biz kafa hiçbir gidiyor. Şey anlamadık. Ben başladım üngür ağlıyorum. Bilmiyorum ya bir de ne kadar kötü. Burak diyor kötü değil merak vallahi ben etme. Ben bindik falan. Taksiye. Elimi oradaki hanımefendi de sağ olsun profiterol verdi yesin diye Eymen. Yemiyor. Baktım Eymen istemedi. Ben yiye gittim yani. Baktım oğlum iyi misin? İyiyim baba dedi. Bir şey yok dedi. Ama halbuki biliyorum ne olduğunu. Burada zıbın bağlı böyle. Gittik acile girişimizi yaptık derken efendim oğlum. Evet bu bandajımız yemek yedi biraz iz oldu. Her gün akşam değiştiriyoruz bunu. Bak bu şu neymiş? Şu an daha normal bir bandaja geçtik. Evet şu an biraz daha böyle direkt çok rahat olan bir bandaj aldık. Ondan önce bütün yani şuraları falan sanki sakal gibi çok çabuk çıkıyordu. Zorunda. Bunlar aynen. Daha iyi. Aynen öyle. Şimdi çok şükür daha iyi. Her gün işte bakımlarını falan yapılıyor. Bir, aha Meyrem geldi. 5 gün sonra falan dikişleri çıkıyor. O şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bir saat içinde hallettiler. Dikiş olayı acıdı mı? Dikiş şöyle. Baba bir şey olacak mı? Baba iğne olacak mı? Derken dedim oğlum çok bir şey olmayacak. Hafif böyle uyuşturacaklar. Sonra aldılar bizi içeri. Vallahi çok ufak bir iğneyle. Ben ellerinden, kollarını, ayaklarından tuttum. Bir abi de böyle kafasını sabit tuttu. Buradan hemşire hanım şöyle 5-6 kere soktu, bir şey verdi. Soktu böyle hafif hafif. Hani hisseder gibi oldu Eymen ama çok da hissetmedi. Ben onu psikolojik olarak şey yaptım böyle. Hemen bitiyor oğlum, hemen bitiyor derken zaten uyuştu.
Doktor geldi, dikişleri attı. Dikiş de ağladım ama dikiş de hiç. Çizgi filmi de açtım, böyle eline verdim. O öyle hiç ses çıkarmadan doktor rahat rahat attı böyle. Ben kafasını tuttum. Elini ayaklarını tutmadık bile dikiş atılırken yani. Öyle rahatça. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Bunlar bana resim atıyor. Çocuğun şurası sıçramış. Gülücük atıyorlar falan. Allah'ım, o zaman böyle bir evet. Şey olduğu için. Ama yani hani ben zaten hep diyorum, hani Mihran zaten bu hastane olayları da ben aşırı kötü oluyorum arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. O konuda hiç soğukkanlı değilim. Hani çocuk konusunda çok şey oluyorum, panik Allah, oluyorum ve direkt ağlama şeyine geçiyorum yani bir şey oldum mu. Evet. Şu an çok şükür iyi yani, şu an çok rahat anlatabiliyoruz çünkü yani kaç gün geçmiş çocuk daha şimdi iyi. Şimdi ben birazdan duş alacaklar, bandajını bir yenilerim. Aynen öyle. Böyle detaylı bir anlatalım istedim çünkü çok soran vardı. Tamam, kolum. Çok şükür bir izde kalmaz diye düşünüyoruz. Kalsa da zaten gözükmez ama ya, yeter olacak, ki iyi olsun. Olsun ne olacak ya? Ben orada ağlıyorum, annem diyor, kızım diyor, bak sen de küçükken şuranı yerdin, ya, şuranı yerdin, izleri duruyor. İşte hani ağlama çocuk böyle büyüyor. Ben falan. Anlatıyorum dikiş sırasında Eymen'e anlatıyorum. Oğlum ben diyor düşmüşüm diyorum, dilimi ısırmışım diyorum, dilim neredeyse kop çapmış diyorum, dikiş atmıyor, gülüyor bir de. Orada bir abi var yanında, ayağını alçı yapmışlar. O alçı hikayesini anlatıyor. Ona gülüyor. Yani Allah Allah. Gülücüklü hallettiler. Çok şükür. Çok şükür. Yani çok daha kötü bir şey olmadı. Bizim tahminimiz orada bir saksı vardı. Onun orada bir demiri vardı. Oraya da hani orası da yapmış olabilir diye düşünüyorum. O zaman duş zamanı. Çocukların duşları başlasın. Çocukları banyo yaptıracağız biz her akşam. Telefonları telsiz gibi açıp annemin oraya gidiyoruz. Zaten şu mesela bu balkon ya, hemen sağda bir balkon daha var annemlerin. Aynen. Orada oturuyoruz. Orada bütün akşam oturuyoruz arkadaşlar. Saat gece 12'lere falan kadar. Ondan sonra keyifli oluyor yani. Son gecemiz, değerlendirelim. Hadi bakalım. Aynen. Yarın da inşallah artık dönüş yolu bizim için. Evet. Hadi bakalım. Biz kapı açmıyor. Camdan gel. Kaynana burada. Hadi hadi. Gel anam sana bir kınayı. Hazır gençler. Evet. Hadi bakalım. Oysa var ya, bir kasemiz kaldı. Onu da ben sizi beklerken kendi kendime çıtlatıyordum. Dedim çocuklar gelene kadar bitecek. Olsun olsun, aldık ya. He, iyi yaptınız. Şimdi çay demlediniz mi? Demledik. 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 Şurada bakın. Ben bunu unutur muyum? Gül lokumumuz. Kız başı. Bismillah. Hadi bakalım. Güzelliğini yerim ya. İyi yiyeceksin tabii. Hanımlar bayıldı bana. Anne. Instagram'da. Ay, evet arkadaşlar, şimdi bu arada bahçeye kuruyoruz. Evet. Annemin ikroşa, ikraya alışverişi. Şimdi hepsine mihroşa, meyroşa deyince ikroşa dedi. İkroşa, ikraya aldım. Gezamın çocuklarının üçüncü de ha, bu plastik var. Aynen, dedim anne bundan al, çok iyi oluyor. Onun tahta vardı, böyle tahta bölmeli. Bambulu onunkisi. Aynen. Dedim, bambulu iyi olmaz, zamanla o suyunu muyunu çeker kabarır. Aynen aynen. Bunu aldım ona, güzelce yesin. Bak çatalı çok tatlı var. Bir de beyaz beyaz aynen. Ebeveyn. Bunu Beyza'nın çocuklarını da öyle kullanmıştı ki, ha bunu aldı. Aynen aynen, ben dedim anne dedim şundan al. Gitti ilk önce beyazını alıyor. Enişe de dedi. Enişe de dedi ki anne dedi bu rengi al, bu Mihra'da da var, çok güzel ona rengi. Böyle dedim anacığı yedirir. Bu da buna chips cracker gibi hani bebek şeyler oluyor ya. Aynen. Koyar, elini daldırıyor da dökmüyor ya. Aynen. Bir de şey çocuklar için şey oluyor. Gibi oluyor. Almanya'da aramak istesen özel bunun için ben çatlarım. Anne ama şimdi Beyza'nın 3 çocuğu var ya. İşin ehline soruyorum. Yavrum diyorum, ha bunu nereden aldın? Anne gel götüreyim diyor ebeveynler. Ha bunlara 450-460 lira verdim. Almanya'da aramaya kalksam evet. Bulamayacağım belki. Bulsam da bu kadar fiyat onun, bunu alamam. Bak mesela bu 40 liraydı. Fiyatlar da uygun şeyler ama çocuklar eğleniyor. Mesela bunun içine oyuncak da koysa aktivite oluyor çocuğa.
üzüm üzüm koy, çocuk onu alırken aslında bir anda aktivite yapıyor. Bu aslında var ya, büyüklere çekirdeğe koyup vereceksin. Popcorn'du, popcorn'du. Mesela bu arkadaşlar bakın böyle set. İyi ki aldım dediğim şeylerden bir tanesi, ama ben tablot da aldım biliyorsunuz. 6 tane böyle renk renk, biliyorsun ya çocuklar. Biliyorum, biliyorum. O mesela çok güzel oluyor. Ondan da aldım, bundan da almıştım. Bu 130 lira bakın, böyle set halinde. Ben makineye de atıyorum, ne bir salça lekesi tuttu şimdiye kadar ne bir şey. Çok iyi, Beyza'nın daha kullanıyor ya, kullanmıştı. Kız kızım dedim, nereden aldın? Ana o da sağ olsun götürdü eve bir. Hemen tak 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 elimle koymuş gibi. Aynen. Ben severim öyle. Aynen. Kolay hani, bulayım. Üst hani, başta bakacaktı dedik, ona da Ankara'dan, da aynen. Buradan şimdi, buket yiyelim. Aynen öyle, dur bakalım. Gene, gene mi geliyorsun? Evet. Yine ben. Yine mi sen? Evet. Bu arada çocukları yataklarına koyduk. Telsizlerimizi açtık, telefonlarımızı. Aynen öyle. Videoyu şu an annemin telefonundan çekiyoruz. Aynen öyle. Gösterdi mi masa aletimizi? Yok. Dün AVM'deyiz arkadaşlar. Şimdi her gün bir şey yaptık. Çarşıya gittik. Ondan sonra... Benim aldıklarım bitmedi. Eyvallah. Şey, göster de onları göstermez mi? Bu neydi, benim hamam kası. Beyza'da gördüm, çok hoşuma gitti. Çok çelik, güzel. Çelik bende aldım. Fiyatı da uygundu, 75 lira. 75 lira. Ben mesela o zamanlar bayağı oldu alalı 60 liraya almıştım. Olsun, 15 lira bir şey değil. Aynen. Her şey zam geldi. O da hiçbir şey değil ki. Kese zaten habu marketten almışım 120 liraya. Ne anladın? Ama bu en serti. Bunu çiteliyorsun, hemen kirin çıkıyor. Ötekiler yumuşak olunca Allah'ın insan çiteliyor çiteliyor, kolu kopuyor. Evet. Sevme böyle uğraştıran işi. Anne. Aha. Ha bunları şimdi bunlara koruna aldım. Evet. Bir de çaymatik aldım Karaca'nın. Onu Almanya'da sipariş verdim. Eve gelmiş bugün. Aynen öyle. Şimdi bir zaman gelirsen elim bolu oluyor. Giderken de insan bekliyor. Orada bir tane aynen de öyle gelin var. Orada da gelinime çaymatik aldım elektrikli. Bunlar da torunu aldım. Artık gelin diyenler oğlum da içer yeter. Aynen. Geçen ama şey diyen oldu. Bak onu şimdi bu videoda açacağım bu konuyu. Neyi? İşte Beyza, annem Burak'a bir şey almadı. Size i̇şte getirdiğimi. Aha, oğlum da bu şey bize geliyor. Aynen, bize annem çocuklara getirdi ya da. Annem bana her geleceği zaman soruyor. Bir şey istiyor musun diye soruyor. Ben de yani ihtiyacım yok, istemiyorum diyorum, anam sen gel diyorum. Yeter diyorum. Ya. Sana da biri şey yazmış. Sana da biri şey yazmış daha dünkü videoda mı? İşte Burak da ne yalakalık yaptı kayınvalide. Anamdır benim, yaparım. Cevap gibi ya, cevap. Şöyle bir şey, insan birbirini çok seviyor diye o yalakalık olmuyor ki. Belki evet. Gerçek sevgiyi görmediğine bizim sevgimiz ona yalakalık gibi geliyor. Oğluma kurban olsun. Neresi yalan? Şey işte o annen işte Burak'a bir şey gitmem. Açıkçası o yorumda sadece fitne fesatlık sokmaya çalışan birini gördüm. Ha bir de şey olsun, Beyza annem Burak'a bir şey getirmedi. Böyle bir şey olamaz. Annem kimseye bir şey getirmek zaman, zorunda değil. Her zaman oğluma sorarım, yavrum bir şey istiyor mu canım? Kellogg's seviyor, Almanya'nın Kellogg's'ları olsun seviyor. Seviyorum anne, getir desin, ona da getiririm. Aynen öyle. Ben ona mesela oradan bluz gömlek alırım da uymaz çocuğuma. Belki tarzı farklıdır. Hayır, almak zorunda da değilsin. Yani niye olan bir şey niye isteyeyim yani? Ona kurban veremiyorum. Şimdi diyecekler ki Beyza yine de istiyor. Aslında şöyle, annem zaten Beyza beni beğen... Aynen, Beyza istediğinden değil. Annem şimdi kızı sonuçta yani ne bulsa katıyor, çeyiz gibi. Katarım, yani onu da kimseyi ilgilendirmez. Aa bak. Üçü de şeyler... evlenip gitse, ha. Ahmet de bak gitti. Torununa bir şeyler almış, gelinle bir şeyler almış. Oho. Gelinim evde şimdi ben bunları aldım diye yalakalık mı oluyor? Yok. Bizim kayınvalidemizde yarım elma gönül alma kızım. Elimde aynen hiçbir şey olmasa bir çikolatanın yarısını keser getiririm yavrum, bu vardı derim. Aynen öyle. Geline de, yani. Gelin kızıma da onu derim. En azından dersin ki anam bak düşünmüş de ha bunu bile getirmiş. Aynen öyle. Bir şey geldiği zaman illa çok pahalı olunca değerli anlamına gelmiyor. Değerli olan insan birbirini anmasıdır. Aynen öyle. Bu eskilerde böyledir. Yarım elma gönül alma. Varsa da getiririm. Yoksa da sana da yok, bana da yok. Aynen. Varsa da yerik, yoksa da susar oturur. Zaten Burak'la yemeği seven insan. O beni davet ediyor, ben onu davet ediyorum. Dün de şeydeyiz, AVM'deyiz şimdi. Park Afyon'da geziyoruz. Baktım
bir dükkanın önünde çocuk, işte iki çalışan, biri birine bu masaj aletiyle masaj yapıyor. Dedim ver bakayım şunu dedim. Evet. Anama yaptım, Beyza yaptım, kendime yaptım. Baktık güzel. Dedik ki alalım bir tane. Bayağı beğendik, çok aldım. İyi. Aslında bu hamileliklerim de bende olacaktı var ya, aşırı rahat ederdim. Şimdi durmadan masaj yapıyoruz. Akşamları da o çayın yanında. Aynen. Terbiyeliyoruz. Dairesel oturuyoruz ya, hepimiz birbirimize ovalıya ovalıya hak yolu buluyoruz. Kız şimdi dur, ona cevap verecektim. Dediğim gibi annem kimseye bir şey almak zorunda değil ki, aldığı her şey zaten evimize, ev bize ait, bize almış oluyor. Ya. Çocuklarımıza aldıysan zaten bize de almış oluyorsun gibi bir şey, anladın mı? Şuna, hani açıklama gibi oluyor senin yaptığın ama. Hayır ama yani ben diyor mu resmen o yorum bana fitne fesatlık gibi geldi. Paşa gönlüm bilir. İster alırım ister almam. Onu da ilgilendirmez. Seni de ilgilendirmez. Getirmişim yok mu diyecek. Aa öyle deme. Benim anam bile alışveriş yapar. Türkiye'den gelirdi. 6 ay buradaydı. 6 ay hani Almanya'ya gelirdi. Yemin olsun var ya, insan bekliyor. Gümüşhane'ye giderdi gelirdi küfü çökelek. Oo, o çökelek de şimdi belki gençler iyi diyebilir. Hiç iyi demeyin onu. Mağaranın içinde böyle toprak testiye basarlar, mağarada gömerler. Ondan sonradan da o 6 ay, kimisi 12 ay bekletir. Bildiğin o köflü çöbelek var ya, bildiğin antibiyotik yavrum. Annem onu getirirdi ya, oysa Almanya'dayız. Yani sana göre belki orası modern, lüks yer, bunların ihtiyacı yok. Öyle deme çocuğumu, kafa mantık yanlış. Yemin olsun anamın getirdiği o küflü çökelek var ya, ömre bedeldi. Otururduk onu tereyağına banardık yerdik. Hele bizim oralardakiler bilir. Biz o küflü çökeleği ekmeğe tereyağı süreriz. Küflü çökeleğe banarız. Yanına da kartol derler ama bilmezler, patates fırında pişiririz. Bir de yanına lahana turşusu yeme de yanında yer. Anneme derken. anamın elinde bile onu beklerdim yani. Getirirdi yarım elma. Bir de anneden ben böyle. Ben dedim ki bunun kilosu 50 lira, bunu mu getirdi? Yo, keşke yaşasa da hiç getirmesi. Ama işte olmaz, olmaz. Selene getiririm. Anne. Allah'ım. Olsun, ben severim. Ben 42 yabancılara bile etrafımda yavrum dağıtıyorum. O nasıl bir saçma düşünce. Evet. Ben konu komşuma bile veririm. Allah kabul etsin. Veririm, çocuğuma mı götürmeyeceğim bu yerler? Tövbe bismillah. Gel kız. Anam anam anam. Masaj aleti time. Onu duyunca daha da bir of oladım. Seslendim ha. Hadi Allah'ım bakalım. Yavrum sana tuhaf geldiyse seni de bizim gibilerle karşılaştırsın. Sana da böyle hediyeleşmek sünnettir. En güzel sadaka hediyeleşmektir. Hele ki insan karısına çocuğuna harcadığı sadakadır. En güzeli. Vallahi. Ve şunu da bilsin genç, hani kızlarımız izliyor, eşlerine de duyursunlar. Bir erkek karısına harcadığı, evladına harcadığı, evine harcadığı bile sadakadır. Öbür kocam cennetliksin. Allah onu cenneti en yüksek tepelerine koysun yavrum inşallah. Ama tabii ki bu cuma değil. Şüphelerin dediği gibi. Ondan sonradan da en güzel sadakayı yapıyor. Ve erkek de evliyseniz ilk merak etmeyin, Allah Teala diyecek eşin senden memnun muydu? Ha, erkeğe bu sorulacak. O yüzden hanımlarınızı Allah'ın emaneti olarak görün, baş tacı edin, onu baş tacı edin, tamam, evladınıza eşinize de bakın. Sadakanın en güzeli. Daha ne olsun? Yeme de yanında. Allah aşkına. Çay dem şey. Közde Türk kahvesi. Kahve yapmasına bak. Közde. Bir baktım oturmuş. Şöyle çeviriyor. Evet. Çay fastımız bitti bu arada arkadaşlar. Sütlaç falan da yedik hep beraber. Şimdi Burak Türk kahvesi yap ama sadece annemle kendine biz eniseyle içmiyoruz. Son akşamımız keyifli geçiyor. Bu tatilde bitirir. Evet. Şimdi ama Ankara'da güzel, keyifli geçecek inşallah ya. İnşallah. Ben geldim bir bahçeye bostonu atacağım. Anneme. Özledim ya bahçeyi. Bu arada
Tatilde gez insan tatil yapıyor da. Oh. Bir zaman sonra vallahi ben yoruldum tatilde. Annem. Hani otur, gez, dolaş. Yani. Ev işi yapmayı bile özledim. Aramızda var bizim temizlik. Vallahi bu arada bostanı falan kime emanet ettiğimiz de soruluyordu. Biz zaten hani bostanı otomatik sulama yaptık yani aldık yes. aletini aynen. Ya kendisi 2 günde bir kendi suluyor. Saati var. Belirli süre boyunca suluyor. Çiçekler için de 2 günde bir sağ olsun komşularımız geldiler hemen çiçeklerimizi suladılar. Zaten hepsini bir araya topladık. Hani hemen girişte hepsini sulayıp gittiler. Yani bütün bahçeyi dolanmadılar. 2 günde bir Serdar abi geliyor. O olmadığında Mecit abimiz geliyor. Aynen Allah razı olsun. Gidiyorlar Allah razı olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bahçe işini böyle hallettik. Biz zaten hani hepimiz böyle paslaşıyoruz. Birinde bir şey varsa, bahçede bir şey varsa herkes birbirine evet, şey yapıyor. Güzel. Bu, işte eskilerde de ev alma komşu al. Aynen. Eyvallah. Çok şükür komşularımızın hepsi de o kadar iyi ki. İnşallah hep böyle de olsun. Şimdi evet. Öyle daha bu bahçe diyor ama vallahi bir komşuları var sanki göğbek. O ne canım? Jandarma orada. Annem. Polis orada ev almış. Ne bileyim milletvekili almış. Vallahi. O aslında orada. Şey değil ama işte asıl olayı göstermediğimiz için bilmiyorlar. Biz asıl o yeri göstermiyoruz ya var ya. O şey daha başında biz. Evet hadi bakalım. Videomuzu da artık burada kapatıyoruz arkadaşlar. Umarız hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup. Söyle sen söyle. Basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.